Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde vefat eden eşi ve iki evladının ismini yaşatmak isteyen Doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun yaptırdığı 570 öğrenci kapasiteli Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu yeni eğitim öğretim döneminde hizmet etmeye başlayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde denize sıfır konumda bulunan Eda Apartmanı yıkılarak yerle bir olmuştu. Binanın enkazında 120 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun ikiz çocukları 11 yaşındaki Zeynep ile Deniz ve 44 yaşındaki eşi Cavide Şahutoğlu da enkazda kalarak hayatlarını kaybetmişti. Doktor Yılmaz Şahutoğlu, çocuklarının ve eşinin ismini yaşatmak için ortaokul yaptırmaya karar vererek Hatay Valiliğine başvurmuştu. Yapılan başvurular sonrası Doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun evlatlarının ve eşinin ismini yaşatacağı okulun temeli Ocak ayında atılmıştı. Yaklaşık 7 ay süren hummalı çalışma sonrası Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nun inşa süresi tamamlandı. Son sistem teknolojiyle donatılan okul yeni eğitim öğretim döneminde afetzede öğrencilere hizmet vermeye başlayacak. Uzun yıllardır İskenderun bölgesinde genel cerrahi alanında uzman olarak görev yapıyorum. 6 Şubat bir doğal afet belki birçok insan için ama bizim için benim gibi birçok insan için koskocaman bir kıyamet oldu. Çünkü o günle birlikte, o felaketle birlikte bizim hayata dair bütün umutlarımız, yaşam sevincimiz, hayallerimiz, yaşama ümidimiz, gelecekten beklentimiz, yani yaşamın özüne dair olan bütün değerlerimiz ne yazık ki 1,5 dakikalık süre içerisinde yitip gitti. Yitirdiğimiz canları geri getirmek hiçbir şekilde mümkün olmayacak. Ama benim oğlum Deniz, kızım Zeynep, eşim Cavide olağanüstü kalpleriyle, ruhlarıyla, gönülleriyle, yetenekleriyle, ahlaklarıyla, vicdanlarıyla olağanüstüydüler. Bu olağanüstü güzellikteki dünya değerlerimi yeryüzünde bana cenneti tattıran bu güzel değerlerin anısını yaşatma adına onlar gibi güzel ve başarılı çocuklar yetişsin, mutlu çocuklar yetişsin arzusuyla isimlerini ilelebet yaşatmak amacıyla bir okul yaptırma kararı aldık. Onlar ortaokuldaydılar. O yüzden ortaokul olmasına özen gösterdik bu okulun. 12 derslikli, yanında bilgisayar laboratuvarının, rehberlik sınıfının, idari odaların, bir takım bir okulun ihtiyacı olabilecek bütün fiziksel altyapının adeta 5 yıldızlı otel konseptiyle yoğrulduğu bir okul yaptırmaya çalıştık. Yaşadığımız depremin sıkıntılarından dolayı kimsenin burnu kanamasın, hiçbir anne, hiçbir baba gözyaşı akıtmasın diye özellikle sağlam bir yapı oluşturmaya çalıştık. Bunun için de mühendis ve mimar arkadaşlarımızla çok ciddi bir statik çalışmalar içerisine girdik. Mimari ve statik çalışmalar içerisine girdik. Ağır çelik kullandık. Çok güzel bir eser ortaya çıktı. İnşallah burada bu bölgede yaşayan çocuklarımıza mutlu bir gelecek sağlama, iyi bir eğitim imkanı sağlama noktasında Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu onlara ciddi manada bir katkı sağlar. Biz onların ruhlarıyla yeni ve güzel nesiller yetiştirmek suretiyle kısmen teselli bulma şansını yakalarız diye ümit ediyorum. Bu okulun hem mahallemize, İskenderun'umuza, Hatay'ımıza, ülkemize hayırlı olmasını, mutlu çocuklar yetişmesini, bu okulda mutlu çocukların yetişmesini arzuluyorum, bunu diliyorum. Bu yeni eğitim yılına da hazır hale getirmek için biz bütün arkadaşlarla birlikte gece gündüz, hafta sonu dahil aralıksız çalıştık. Bundan sonraki süreç artık Milli Eğitim Bakanlığı'na devredeceğiz. Yeni eğitim yılında da inşallah hizmet vermeye başlayacaktır. Şu an için 570 öğrenci kapasitesi mevcut ve bu kayıtlar yapılmış durumda.
13 Eylül'de resmi açılışını yapacağız ama 9 Eylül itibariyle bu sınıflarımızda eğitimin başlamasını ümit ediyoruz.